Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'teki bu bombalı saldırının Suriye kökenli canlı bombalı saldırı olduğunu söyledi. Ankara'da büyükelçilere seslendi Erdoğan. Bölücü terör örgütü faaliyetlerinde teyakkuz halinde bulunmanızı istiyorum. Meydanı terör örgütüne, bölücülere bırakmamalıyız dedi. Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen ve Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı olduğu değerlendirilen terör olayını esefle kınadığımı belirtmek istiyorum. 10 kadar şu anda maalesef bu terör eyleminde ölümümüz var. 15 kadar yaralı var. Bu hadise bir kez daha millet olarak terör karşısında, terör örgütleri karşısında tek yürek, tek vücut olmamız gerektiğini göstermiştir. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlı ve ilkeli duruşu sonuna kadar devam edecektir. Bizim için DAEŞ'le PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DHKPC'nin, MLKP'nin velhasıl adı veya kısaltması ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin bir diğerinden farkı yoktur. Dikkat ederseniz bu bölgede faaliyet gösteren tüm terör örgütlerinin ilk hedefi Türkiye'dir. Çünkü Türkiye ayrım yapmaksızın bunların tamamına karşı aynı şekilde yaklaşmakta, aynı kararlılıkla mücadele yürütmektedir. Buradan açıkça soruyorum. Dünyada DAEŞ denilen terör örgütüyle Türkiye'den daha kararlı bir şekilde mücadele yürüten ve bizim kadar bedel ödeyen başka bir ülke var mıdır? Aynı şekilde bölücü terör örgütüyle mücadelemizi de kararlılıkla ve fedakarlıkla yürütüyoruz. Ama bunu bile anlamamakta direnen birileri var. Ülkeler de var. Bu çerçevede siz kıymetli büyükelçilerimizden de bölücü terör örgütünün faaliyetleri hususunda teyakkuz halinde bulunmanızı özellikle bekliyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere terör örgütü ve müzahir kuruluşlarının etkinliği olan yerlerde biz de devlet olarak çok daha güçlü bir çalışma ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Meydanı terör örgütüne, bölücülere, yıkıcılara bırakmamalıyız. Dünyanın pek çok ülkesinde terör örgütleri konusunda ikircikli bir tavır ortaya konduğunu görüyoruz, biliyoruz.